Merhabalar, bir video ile yine karşınızdayız. Konu düşünmek. Çok düşünmek, aşırı derecede düşünmek. Çok düşünüyorum hocam, harekete geçemiyorum. Eylem yapamıyorum. Yani amel etmiyorum. Sadece düşünüyorum. Peki sen sadece düşünsen, otursan, hareket etmezsen, tamam, sana kimse bir şey vermeyecek. Öyle değil mi? Yani sen bir işe girdin, sana patron niçin para veriyor? O işte üretmen için. Ama düşünceyle, sadece düşünceyle bir şey üretemiyorsun. Hareket de etmen gerekiyor. Yani niyet ediyorsun, tamam mı? Niyet ediyorsun, hemen arkasından tekbir getiriyorsun. Sadece niyet edip, tamam ben namaza niyet ettim diye otursan, namaz kılmamış oluyorsun. Yani otursan, hareket etmezsen, namaz kılmazsan, namaz kılmamış oluyorsun. Dolayısıyla hayat da bu şekilde. Sen sadece düşünerek, üzülerek, kırılarak, ağlayarak, sızlanarak, şikayet ederek bir şey yapamıyorsun. Sadece düşünerek kendini üzüyorsun. Kendini kapatıyorsun. O düşünmen, sadece düşünmek senin içindeki iç sesi harekete geçiriyor. Sadece düşünmek seni iç sesine esir bırakıyor. Esir oluyorsun. Korkuların başlıyor, kaygıların başlıyor. Gelecek korkusu. Sadece düşünmek. Peki ne yapacağız? Düşünmeyi azaltacaksın ve eyleme geçeceksin. Yani tekbir getireceksin. Niyet ettikten sonra tekbir getireceksin. Harekete geçeceksin. Ama hocam sadece kalkıp zıplayayım mı? Hareket etmek sadece olur. Hayır. Neyi düşündün? Neye niyet ettin? Onu yapacaksın, o kadar. Yapacaksın. Almanların sözü var. Einfach machen, nicht denken. Machen. Yap. Bitti. Bu kadar ya. Bunun daha böyle ekstra bir sihirli değneği yok. Yani ekstra, hocam bende olmuyor, sihirli değnek getir kafama vur. Geçiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Yani tekerlek icat edilmiş, var olan bir tekerlek ve öyle dönüyor. Sen farklı bir yol bulamazsın. Harekete geçeceksin. Bir şeye karar verdin, harekete geçeceksin. Hemen onu yerine getireceksin. Peki getirmezsen ne olur? Bir şeye başladıktan sonra sonuna kadar getirmedin mi, başarısız olursun. İşte başarısızlığın tanımı bu. Yani başladığın işi sonuna getirmemek başarısız yapar seni. Bununla beraber başladığın işi sonuna getirmediğin zaman özgüvenin düşer. Başarısızlık ve özgüven eksikliği başlar. Hemen harekete geçeceksin. Neye karar verdin? Tutarlı bir karar. Ayağını tabii yorganına göre uzatacaksın. Neyi yapabileceğini ilk önce analiz edeceksin. Ha, ben bunları yapabilirim. Benim bu kadar gücüm var. Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Diyerek aldığın kararın arkasından gitmek ve oraya gitmek. Dikkatini başka şeylerle bozmayacaksın. Ya ben Netflix izleyeyim, dizi izleyeyim, haber izleyeyim. Hani toksit arkadaşlar var ya, devamlı böyle vampir gibi enerjini çeken. İşte onlardan uzak kalacaksın. Onun yerine, o toksit arkadaşların yerine mentor bulacaksın. Yol gösteren bulacaksın. Sana doğru rehberlik yapacak adamı bulacaksın. Ve o şekilde ilerleyeceksin. Öyle hedefine varabileceksin. Sadece düşünerek hiçbir şey üretemezsin. Şiir üretebilirsin belki. Ağlama, sızlama şiirleri olabilir. Hani batsın bu dünya. Yandık, bittik, öldük. Türkü, hani şarkıları var ya. Ya onu yapabilirsin. Kendini kapattıktan sonra bir yere ağlama, sızlama şiirleri yazar. Belki şarkı sözleri olabilir. Ama onunla da bir yere varamazsın. Birkaç kişinin kalbini kırar, üzersin. Ama bir şey yok. Üretim yok. Bir fayda yok. Dolayısıyla artık bugünden itibaren harekete geçeceksin. Bu videonun sonunda sen neyi anlaman lazım? Ha, düşünmeyi azaltıyorum. Aldığım kararı gerçekleştirmek için hemen eyleme geçiyorum. Harekete geçiyorum. Ve hedefime odaklanıyorum. Benim dikkatimi ne dizi, ne toksit arkadaş, ne haberler bozacak. Ben hedefime odaklanıyorum. Hedefime doğru ilerliyorum. Emin adımlarla. Bunu yapacaksın. Bu kadar. Eğer hayat kaliteni arttırmak istiyorsan bunları yapacaksın. Hayat kalitesi nedir hocam diye sorarsan, hayat kalitesinde bir, kendi özünü bilmek, kendini bilmek, kendini tanımak, özünle iyi arkadaş olmak, özüne yaklaşmak, mutlu olmak, huzurlu olmak. Yani küçük şeyler ile mutlu olabilmek. Birincisi bu. Kendinle alakalı. İkincisi komünikasyon, iletişim. Konu, komşu, neyse. Veya kendinle iyi iletişimde olacaksın. Tamam, veya ailen, evladın, annen, baban, ona küs, buna küs değil yani, anlatabiliyor muyum? İkincisi bu. Üçüncüsü sağlık. Gece kafanı koyduğunda uyuyabilmek, rahat uyuyabilmek.
Fizyolojik ağrıların olmaması. Çünkü kafa rahat olunca hastalığın da olmuyor. Oran buran ağrımıyor zaten. Bunun yanında hemen meslek. Ne iş yapıyorsan memnun olmak, mutlu olmak. Pazartesi sendromu yaşamamak. Yani severek işe gitmek. Karşına müşteri geldiği zaman da suratını onlara asmamak. Onlara gerçekten faydalı olmak. Beşinci adım ise finansal durum. Yani finansal okuryazarlığın artması. Paranı iyi harcayabilmek, para kazanabilmek. Bunun yanında hem maddi hem manevi zengin olmak. Bu beş alanda kalitenin artması senin hayat kalitenin artması demektir. İşte o yüzden bu dediğim biraz önce anlattıklarımı uygula. Düşünmeyi azalt, harekete geç, eyleme geç, devam et hedefine doğru ilerle. Bunları tek başına yapamayabilirsin. Bak bunu açık ve net söyleyeyim. Burada yanlış akıl veren insanlar olabilir. Toksik arkadaşlarından kurtulmak için kendi bir yol göstereni bulabilirsin. Yani araba sürmeyi kitap okuyarak olmuyor. Öğrenemiyorsun. Sana bir şoför öğretmeni lazım. Yani sana şimdi sağa çevir, şimdi sola çevir diyecek insanlar var. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza mentörlük yapıyoruz. Onlara yol gösteriyoruz. Onlara rehberlik yapıyoruz. Onlara ne zaman sağa, ne zaman sola çevireceğini, direksiyonu, ne zaman gaza basacaklarını onlara adım adım anlatıyoruz. Ve binlerce insana bu konularda yardımcı olduk. Bizim bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun, gönderiyorsun. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.